Öncelikle merhaba. Bu güzel sözleri duyunca insan çok da böyle, siz görmüyorsunuz ama insanın kanatları böyle yanlarından, sağından, solundan çıkıveriyor bir anda. Espri bir yana, tabii böyle güzide bir topluluğa hitap etmek, Başkan Bey'in daveti için de özellikle teşekkür ederek Turing'in düzenlediği bu önemli etkinlikte sizlerle birlikte olmak da çok çok onur verici benim için. Genel hatlarıyla önce isterseniz kendimden çok bir iki cümleyle bahsedeyim. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde görev yapıyorum ben. Uzmanlık alanım Yeni Türk Edebiyatı. Yani 19. yüzyıl sonrasından günümüze kadar ki edebiyatı bir inceleme alanı seçip burayla ilgili çalışmalar yapıyorum. Kısaca akademik hayatımdan bahsedersem, İstanbul Üniversitesi'nde lisans mezunu oldum. Sonra Marmara Üniversitesi'ne geçtim. Orada yüksek lisansımı tamamladım. Daha sonra doktora için yine İstanbul Üniversitesi'nde doktoramı bitirdim. Doktora tezim Yeni Türk Edebiyatı'nın edebiyat mahfilleriydi. Bu çok kısa bir süre sonra zaten hemen yayınlandı. Sonra işte post doktoramı Amerika'da yaptım. University of Wisconsin-Madison'da 2014-2015 yıllarında. Daha sonra da işte İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde yaklaşık bir 10, yani kurulduğundan beri neredeyse oradayım diyebilirim. Yaklaşık işte bir 10-11 yıl kadar oldu orada göreve başlayalı. Genel hatlarıyla bunlardan en azından tanımayan arkadaşlar için kısaca da bahsetmek istedim açıkçası. Başkan Bey'in söylediği kitap, şöyle göstereyim görmeyenler için, Hafıza ve Miras üst başlığıyla yayınlandı. Fatih'in Edebiyat Durakları ismi ama bunu niçin yaptığımızı genel hatlarıyla bahsedip sonra aslında asıl sunumuma geçmek isterim. Şimdi aslında bir şehir şehir yapan temel şeylerden bir tanesi de insandır. İnsan aslında Hacı Bektaş-ı Veli'nin söylediği gibi şehir sadece taş ve toprağın karılması değildir. Oraya insan kendi ruhunu karar. Çünkü bir şehrin anlamlı hale gelebilmesi için onun bir mimari yığının haricinde de bazı özelliklere sahip olması gerekir. O da aslında şehrin kalbi anlamına gelecek, onu var edecek insanla anlamlandırılır. Bu yüzden Fatih Edebiyat Günleri'ne ki oranın danışmanıydım ben aynı zamanda, yaklaşık 20 farklı etkinlik düzenledik Fatih Belediyesi ile. Sağ olsun bu etkinlikleri yaparken ki temel hedefimiz Fatih Belediye Başkanımızın, ki teşekkür ediyoruz kendisine Ergün Bey'e, İstanbul'un atar damarı kabul edilebilecek sur içi dediğimiz, ana İstanbul dediğimiz bu yerde edebiyatın, kültürün, sanatın sadece ve sadece tırnak içinde söyleyelim, insanın boş vakitlerini geçirecek ve insanı boşluğa sevk edecek bir şey olmadığını, aslında edebiyatın, kültürün, sanatın insanın ruhunu arıtan, ona farklı anlamlar yükleyebilmemizi mümkün kılan ve bu sayede gerçekten yaşadığımız zamana anlam katabileceğimiz bir özelliği vurguladığı için Fatih Edebiyat Günleri düzenledik ve burada da etkinlikler yaparken bir anlamı olsun diye de bir kitap çalışmasını yapalım istedik. Bu yüzden de Fatih'teki edebiyat, Fatih semtini çevreleyen, geçmişten günümüze kadar orayı değerli kılan edebi unsurlar, orada insanların nasıl bir araya geldikleri, aynı zamanda orayı var eden temel nitelikler üzerinde bir çalışma yaptık. Ve bunu da Başkan Bey'in söylediği gibi bir heyecanla ve bir fayda ümidiyle kitaplaştırdık. Bu kitap da zaten o etkinliğin ilk gününde insanlara sunuldu. Gerçekten güzel şeyler oldu. En azından benim için, en azından sizlerle burada tanışmamıza vesile oldu diyebilirim bunu, bu kitabı.
Konumuza gelecek olursak, çok fazlasıyla böyle sıkmadan, ben çok rahat olsun isterim. Sohbet üslubuyla konuşmak isterim. Yani hiç çekinecek bir şey yok. Çok rahatlıkla soru sorabilirsiniz. Aslında soru sormanızı da tercih ederim. Öyle bir hocalık anlayışım yoktur. Beni tanıyan arkadaşlarım var aranızda. Bu yüzden mümkün mertebe çok genel hatlarıyla, çünkü çok farklı alanlardan dinleyicilerimiz var, ona uygun bir sunumla başlayalım. Öncelikle şunu vurgulayarak ilerleyelim isterseniz. Bir düşüncenin ayakta durabilmesi için mutlaka bir mekana ihtiyacı vardır. Bunu hiçbir şekilde unutmayalım. Yani şu ayaklarımızı koyduğumuz toprak parçası olmadan aslında insanın var olma durumu pek ortaya çıkmaz. Çünkü mekan kelimesiyle doğrudan doğruya alakalıdır bu durum. Dikkat edin, biz bir kelimenin background'u dediğimiz arka planında bazı anlamları bulup çıkarırız. Ve bu bulduğumuz anlamlar aslında bizi bu aktüel zamanda değerli hale getirebileceğimiz bir ağ gibi çevreler. Bu yüzden kelime aslında bir dünyayı tutar. Kelime dediğimiz şey sadece lügatlarda karşımıza çıkan ve gündelik şu iletişimimizi sağladığımız şey değildir. Kelime bunu aşar. Nasıl aşar? Kelime aslında içindeki o anlamsal, o anlama dair zenginliklerle içine baktığımız derin kuyulara benzer. O derin kuyulara biz bir ses vermek amacıyla baktığımız zaman aslında görürüz ki ve duyarız ki o kuyu da dönüp bize bakar. Yani kelimenin hayatımızda böyle büyük bir anlamı ve önemi vardır. Çünkü bu sayede biz geçmişle bir anda bitişiriz. Çünkü kelime dünyayı tuttuğu için, hayatı tuttuğu için bizim kullandığımız kelimeler o bizim medeniyet dediğimiz şeyin anlamlı hale getirildiği, yoğrulduğu bir maya olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden bakın, mekan kelimesinin içindeki o önemli yeri böyle kazmaya başladığımız zaman, mekanın o kuyusuna böyle kafamızı sokmaya çalıştığımız zaman Arapça bir şeyle karşılaşırız. Kem kökünden geliyor çünkü mekan. Kem de olmak anlamına gelir, var olmak anlamına gelir. İnsan aslında bir mekana dokunmaya başladığı andan itibaren var olur. Var olabilmek için de dikkat edin, mekanlara ihtiyaç duyarız. Bu mekanlar mutlak anlamda somut olmak zorunda değildir. Mesela kafanızı hemen ilk başta karıştırayım. Mesela bizim sanal mekanlarımız vardır. Anlamlı hale getirdiğimiz yerler vardır bu sanal mekanlarda bazı şeyleri. İşte biz ona aslında bilinç deriz. Yani aslında edebiyatla, sanatla, kültürle yoğrulan şeyler aslında bizim hepimizin kendi sanal evrenlerinde, yani zihnimizde anlamlandırılır. Şimdi diyeceksiniz ki mekanın böyle bir anlamının var olduğunun farkına varan kaç kişi vardır? Artık emanet sizde. Siz öğrendiniz artık. Var olmakla doğrudan doğruya alakalıdır. Peki mekan bize ne yapar? Veya mekan olmadan biz anlamlı insanlar, varlıklar olabilir miyiz? Şimdi bu çok büyük temelli bir sorudur. Ama şunu söyleyelim. Mutlak anlamda bir düşüncenin yukarıya çıkarılabilmesi için bir dayanak noktasına ihtiyacı vardır. O dayanak noktası da işte bu yüzden mekan dediğimiz şeydir. Peki mekanların insan üzerinde nasıl etkileri vardır? Ben mesela bu konuları haftalarca anlatabilirim. Derslerde de anlatıyorum bunları ama vaktimizi ekonomik kullanalım diye hemen ilerleyelim. Mekanlar bizi, mesela buranın kendine ait bir özel önemi vardır. O özel önem, hepimiz mekanda farklı bir yer işgal ederiz. Aynı zamanda bu mekanda farklı yeri işgal etmemiz, o mekanı anlamlandırma biçimimizle doğrudan doğruya alakalıdır. Çünkü biz aynı zamanda kendi bilincimizle o mekanı anlamlandırırız.
bir anda o mekanlar bizim için değerli hale gelirler. Mekanların şu özelliği de aslında edebiyatla, kültür sanatla çok çok önemli bir hale gelir. Mekanlar çünkü hafızayı tutarlar. Hoppala, şimdi bir anda bu sanal şeylerden hafıza dediğimiz bir şeyin üzerine geldik. Şimdi mekan nasıl hafızayı tutsun ki? Çok rahatlıkla sorabilirsiniz. Yani neden bir mekan hafızayla böyle bir ilişkiye girer? Mekanlar gündelik hayatta kullandığımız, işte ne bileyim çeşitli aktiviteler yaptığımız, ders dinlediğimiz, hayatımıza anlam katan kapalı olma özelliğiyle bize bir şeyleri sınırlayan veya o sınırı farklı şekillerde açabileceğimiz dinlenme alanlarıdır. Ama sadece bunlar değildir mekanlar. Dikkat edin arkadaşlar. Mekana biz bir iz bırakırız. Nasıl iz bırakalım? Yani mekanları gidip böyle parçalıyor muyuz? Veya ne bileyim mekanları tırmalıyor muyuz? Yani mekana iz bırakmak dediğimiz şey aslında bizim o mekandaki psikolojik olarak bıraktığımız izlerle doğrudan doğruya alakalıdır. Bir mekanın yaşanmışlığı, dikkat edin arkadaşlar, peteklerinde hafızayı tuttuğu için anlamlıdır. Yani şöyle anlatayım bunu. Siz bir mekanda bir anı yumağını bıraktınız. Çocukluğumuzdaki mekanlar böyle mekanlardır, dikkat edin. Mesela eğer çocukken doğduğumuz, büyüdüğümüz bir ev varsa, hala varsa ve bunun üzerinde bizi etkileyen bir alan varsa, biz o alanı, o alan ortadan kalkmış olsa bile hafızamızda dipdiri tutarız. Aramızda psikoloji okuyan arkadaşlarım ve psikolojiyle ilgilenen arkadaşlarım mutlaka vardırlar. Onlar demek istediklerimi belki çok daha farklı yerlerden bağlayarak anlayacaklardır. Ama şöyle söyleyelim, bir yerin bir hafıza mekanı haline gelmesi oraya bizim iz bırakmamızla doğrudan doğruya alakalıdır. Orada hatıralarımız dolaşır. O hatıralar ortadan kalkmış olsa bile. Mesela benim yaşadığım çocukluk evim şu anda ortada yok. Yerinde bir apartman var. Ama ben o çocukluk hatıramı yaşadığım evi hafızamda tutuyorum. Orası benim için artık hafızamda köşesi, kıyısı belli olan bir mekandır artık. Ve bu mekanlar hafıza mekanı olarak beni farklı şekillerde etkilemeye devam ederler. Bu yüzden bir mekana sahip olmak ve o mekanda hatıralar biriktirmek insan dediğimiz kişinin temel özelliğidir. Hiçbirimiz bu yüzden bir salyangoz gibi böyle mekansız varlıklar olmayacağız. Çünkü bizi anlamlı kılan şey oraya verdiğimiz anlamdır, değerdir. Biz bu yüzden insan dediğimiz varlığın bir özelliği olarak değerli kabul edilen bir varlığız ve bu yüzden de eski Türk edebiyatında diyorlar ya eşrefi mahlukatız. Çünkü bu sayede biz sürekli hafızamızda bile onları değiştirip dönüştürerek anlamlandırmaya devam ediyoruz. Bu mekan dediğimiz şeyin doğrudan doğruya insanın niçin etkilediğiyle alakalı bir durum. Fakat mekanlar sadece bize bunları yapmazlar. Mekanlar aynı zamanda edebiyatçıların, edebiyatla uğraşan insanların da inceleme alanındadırlar. Bu yüzden bakın insanların bir yerde konuştuğu şeyleri hatırlama oranı daha yüksektir. Çünkü o şeyler, o kapalı mekanda veya açık mekandaki unsurlar bizim hafızamızda biriktirile anlamlandırılır. Dikkat edin arkadaşlar, şiirlerde, işte ne bileyim kurmaca eserlerde bir mekana ihtiyaç duyarız değil mi? Çünkü onu yerine oturtacak bir yer zorunludur. Eğer o yer yoksa, bakın bir anıyı, bir kahramanı, ne bileyim bir fikri ortaya çıkaracak bir mekan yoksa, mekansızlık varsa
onu hatırlamamız, anlamlandırmamız mümkün değildir. Bu yüzden, evet sor. Şöyle, şimdi tekniğe girmek istemem tabii ki ama bu çok böyle detaylı bir şeydir. Şunu söyleyeyim, mesela bir mekanın edebiyatla, sanatla doğrudan doğruya teması vardır. Çünkü o ayaklarını koyabileceğimiz yer olmadan bunları birbirine eklememiz mümkün değildir. Dikkat edin, arkadaşımız sinema üzerinden örnek verdi, ben romanlar üzerinden örnek vereyim. Mesela 300 sayfalık bir roman okuyorsunuz, öyle diyelim. O 300 sayfalık okuduğunuz romanın mutlaka ve mutlaka bir yer tayini için mekana ihtiyaç olduğunu biliriz. Ama o bizim elimizde okuduğumuz kitaptadır. Ama biz onu, dikkat edin, zihnimizde yaşarız. Bu yüzden edebiyata, sanata maalesef günümüzde çok fazlasıyla böyle burun kıvıran insanlar şunun farkında değillerdir. Aslında edebiyat dediğimiz şey bir zihin inşa aleti kadar çok önemli bir fonksiyona sahiptir. Çünkü neden? Özellikle bu türden kurmaca eserlerde ve şiirlerdeki mekanlar bize doğrudan doğruya hafızamızda tasarlayabileceğimiz, yaratabileceğimiz yeni mekanlar üretir. Biz bu sayede kurmaca metinleri anlamlandırırız. Bu yüzden dikkat edin arkadaşlar, bir kurmaca metni okurken, bir şiir metnini okurken aslında hafızamızın o odacıklarında o mekanları sıfırdan inşa ederiz. Bu yüzden de bakın edebiyat metinlerinde tek yönlülük bulunamaz. Bu yüzden bir fizik metni gibi, bu yüzden bir matematik metni gibi, bu yüzden bir tıp metni gibi veya bir tıp dalı gibi tek boyutluluk edebi eserlerde tercih edilmez. Multivalans deriz biz buna. Çok boyutluluk önemlidir. Bu yüzden mesela zihnimizin hafızamızdaki, hafızamızın o mekanlarında oluşturduğumuz evler, evrenler, bizim yarattığımız o şeyler bizi aynı zamanda bir sinema filminin yönetmeni kılar. Hepimiz farklı filmleri çeviririz. Okuduğumuz aynı kaynak olsa bile. Hemen dönelim edebiyatla, yani doğrudan doğruya edebiyat duraklarını anlatmam lazım değil mi size? Şimdi düşünsenize arkadaşlar, bu insanlar yani edebiyatçılar hayatları boyunca bu türden mekanlara devam ederler. Peki neden mekanlara devam ederler? Düşünsenize, burada bir araya geldik. Bu bir araya gelişimiz burayı, bu mekanı anlamlandırdı. Eğer buradan etkilenmişseniz, konuşmalarımız size anlamlı gelmiş ise, siz burada yaşadığınız şeyin üzerinden yıllar geçse bile bunu unutmayacaksınız. Buna eminim. Bu yüzden mekan aslında sıradan bir somut topografik alan değildir. Coğrafi olarak yükseltiler ve alçaltılar değildir. Mekan aslında bizim oraya temerküz ettiğimiz, eskilerin de deyimiyle orayı merkezleştirdiğimiz hafıza mekanımız haline gelir. Bu yüzden siz de farklı yerlerden bu mekana geldiniz. Edebiyatçıların da bu türden mekanlara gelip birbirleriyle konuştuklarını düşünün. Şimdi işte amiyane bir tabirle zurnanın zırt dediği yer burası. Çünkü mekanı anlatan şey, mekanı anlam kazandıran şey benim. Benim orada bulunmam ve muhatabının göz bebeklerine bakarak orayı anlamlandırmam, oraya anlam katmamdır. Yani aslında mekanlar bizim çeşitli şekillerde sorunlarımızı sağaltma alanıdır. Yani aramızda tıpçılar varsa, insanlar bu türden mekanlara giderek aslında içindeki problemlerden kurtulma yöntemlerini, yollarını ararlar. Mekanlar bu yüzden
bu türden insanların buluşması sayesinde bir rehabilitasyon alanı haline gelir. Eski medeniyetimizde bu çok güzel yapılırdı. Çünkü dikkat edin, Osmanlı İmparatorluğu merkezi bir fonksiyona sahipti ve bunu yaparken de hep bir külliye mantığıyla ilerliyordu. Önce bir mekanı merkez belirliyordu, sonra insanları oraya çekiyordu. Bu yüzden cami, kütüphane, han, hamam mutlaka ve mutlaka o merkezin ortasında yer alan çekim merkezi haline getiriyordu olayı, orayı. Edebiyatçılar için de bu türden yerler bir çekim merkezi haline gelir. Niçin peki ben Fatih üzerinden anlattım? Çünkü Fatih İstanbul'un atar damarıdır. Çünkü İstanbul'un hala başkentidir. Dikkat edin arkadaşlar, İstanbul'un başkentidir. O kadar önemli bir semttir. Çünkü neden? Suriçi dediğimiz zaman, zaten İstanbul dediğimiz zaman Suriçi anlaşılır. Yani sur dışı dediğimiz şey İstanbul'un dışarısıdır. Yani biraz bir nevi de taşrası diyebileceğimiz özelliklerle karşımıza çıkar. Bu yüzden bakın, önemli medeniyetlerin bu türden şehirleri o medeniyetin göz bebeği kabul edilirler. Mesela işte Amerika için New York ve San Francisco bu türden edebi merkezlerdir. İşte ne bileyim, Rusya için Petersburg neyse, Paris, Fransa için Paris neyse, bakın daha böyle ilerletebilirim. Türk edebiyatı için de, edebiyatımız için de İstanbul bu kadar önemlidir. İstanbul'un Fatih semti de bu yüzden çok değerlidir. Yani aslında bir nevi matruşka gibi düşünün. İç içe bu şeyleri çıkardığınız zaman öz sur içinde atar edebiyatın kalbi. Peki edebiyatın kalbinin burada atması, mekanlar üzerinden anlatmamız belli şeyleri belli kriterler içinde toplamamızı mümkün kılacaktır. Mesela edebiyatçılar nerelere gitmişler? İşte ben aslında bunu anlatıyorum burada. Dışarıda da göreceksiniz zaten bunu. 7 farklı güzergah belirleyerek insanların bu mücevherleri artık görmesini istediğim için bunu yaptım. Çünkü ben de bunu hem kendim, hem okuduklarım, hem de konuştuklarımla inşa ettim. Yani aslında yazdığım çalışma biraz da beni yoğurdu. Çünkü ben şuna inanırım, bu türden çalışmalar insanın o zihninin bazı köşelerindeki soru işaretlerini giderebilecek en güzel yol ve yöntemdir. Bu yüzden aslında biraz da yaşaya yaşaya ama zihnimde yaşadığım şeyleri yazarak anlamlı kılmaya çalıştım. Peki buralar nereler? Yani buralara gittiğiniz zaman ne olur? Edebiyatçılar için ne olur, bizler için ne olur? Edebiyatçılar için şunlar olur. Birkaç maddeyle hemen sınırlayalım isterseniz. Çok uzun mevzu ama şöyle anlatabiliriz. Bir, dedik ya, buraları insanların sosyolojik anlamda birincil ilişkileri katılabileceği, doğrudan doğruya muhataplarının göz bebeklerine bakarak çeşitli konular üzerinde konuşabilecekleri bir yerdir. Biz bunu edebiyat tartışmaları üzerine çektiğimiz zaman, edebiyat eserlerinin yaratıldığı o yerleri düşündüğümüz zaman, bu insanlar burada bir araya geldikleri zaman bir güç merkezi haline o mekanı getirdiklerini söyleyebiliriz. Hoppala, bir anda mekanın farklı bir fonksiyonu ortaya çıktı. Düşünsenize, siz bir yere uzun zaman gitmeye devam ediyorsunuz ve çevrenizde de bu uzun zaman etrafında oluşmuş bir arkadaşlık var. Yani aslında siz oraya gittiğiniz zaman orayı anlamlandırıyorsunuz, tam sizin yaptığınız gibi. Buraya gelerek burayı anlamlandırıyorsunuz, buraya anlam katıyorsunuz. Ama aynı zamanda burada oluşmuş anlamdan da kendinize bir şeyler dahil ediyorsunuz, değil mi? Bu da bir karşılıklı etkileşim mekanı haline getiriyor burayı. Ha, demek ki yani mekan dediğimiz zaman bu türden bir iletişimin kurulduğu yer anlamamız lazım. Edebiyatçılar burada toplandılar. Burayı bir güç merkezi haline getirdiler. Ne yaptılar? Şiirler yazdılar, eserler yazdılar. Aynı zamanda yazılmış eserleri arkadaşları buraya toplayıp burada o insanlarla tanışmaya başladılar. Burada eleştiri olarak birbirlerine bir şeylerden
bahsettiler. Burada yazdıkları bir metni karşısındaki insana okuyan bir edebiyatçı, henüz yayınlanmamış bir eserle ilgili eleştirileri duydu. Onlar sayesinde eserine bir anlam kattı, değil mi? Ha, demek ki bu türden mekanlar aynı zamanda bir eleştiri odağıdır. Biz maalesef eleştiriden çok korkarız. Neden çok korkarız? Pek çok sebebi var. Ama eleştirinin herhalde bizim lügatımızda, günümüzde hep olumsuz anlamı ortaya çıkarıldığı için bu böyledir. Aslında bu türden edebiyatçı mekanlarında eleştiri faaliyeti çift yönlüdür. Yine olumlu ve olumsuz. Yani düşünsenize, eksiğinizi veya önemli özelliklerinizi muhatabını size söylüyor. Bir anda orası anlamlı hale gelir. Dikkat edin arkadaşlar, edebiyatçıların hatıralarına bakın. Olumsuz ve olumlu şeyleri mutlaka o hatıralarda mekana vurgu yaparak hatıralara yazmıştır bu insanlar. Demek ki mekan dediğimiz şey cinsiyetsiz bir şey değildir. Mekan dediğimiz şey anlam kazandırılabilecek işlevsel yer anlamına gelir. Tamam, buralarda insanlar toplandı. Fatih ile ilgili ben yüzün üzerinde bu türden mekanı özellikle vurguladım. İsmini neden edebiyat durağı dedim? Ya bunun özel bir adı var. Mahfil diyoruz biz bunlara. Ya mahfil desem kaç kişi bilir? Ama edebiyat durağı desem insanlar fark ederler, değil mi? Yani aslında durup geçilmesi gereken bir yer anlamında kullandığımı zanneder ama ben öyle kullanmıyorum. Edebiyat durağı aslında oranın anlamlı kabul edildiği bir işaret noktası dediğimiz yer olduğunu vurgulamak içindir. Neden? Çünkü burada insanlar hatıralarını, burada insanlar edebi eserlerini, burada insanlar iletişim faaliyetini icra etmişler. Bu sayede, dikkat edin, bu sayede biz o mekanlara anlam katıyoruz. Bunları öğreniyoruz. Sadece sur içini düşünürsek bu türden açık ve kapalı bir sürü yerin olduğunu söyleyebilirim. Bu yerler nereler mesela? Bu yerler işte 19. yüzyıldan itibaren bakalım. O çok sonra Marmara Kıraathanesi. Mesela bizde şöyle önemli bir gelenek vardır. İnsanlar çok fazlasıyla bilmezler bunu. Mesela formal eğitimin olmadığı zamanlarda devlet kademesindeki büyük bey ve paşalar, efendi rütbesine sahip insanlar, bu efendi de çok ilginç bir kavramdır. Zannederler şöyle bir örnek üzerinden efendiyi, Bakkal Mehmet Efendi. O efendiyle benim biraz önce söylediğim efendi arasında dağlar kadar fark vardır. Mesela Ahmet Mithat Efendi diyoruz, değil mi? Hep duymuştursunuz ismini. Ya hiç sormadınız mı? Ahmet Mithat'ı anladık da bu efendisi ne oluyor? Efendi aslında bir rütbe, bir ünvandır. Yani devlet kademesinde Osmanlı devlet dizaynında bir ünvan olarak kullanmıştır. Mesela paşa. Öyle edebiyatçılarımız var, değil mi? Ziya Paşa. Soruyorum arkadaşlara, Medeniyet Üniversitesi'ndeki Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerine. Bu paşa diyorum kaç tane savaş kazanmıştır? Bir anda şaşırıyor tabii insanlar. Ya bu paşa aslında devletin bir ünvanıdır. İşte müdür ünvanları var, işte ne bileyim, bu türden günümüzde kullanılan ünvanların bir ünvanıdır. Paşa, bey ve efendi. Aralarında böyle büyük bir fark var. Şimdi bunu öğrendikten sonra hemen asıl söylemem gereken şeye gelelim. Bakın, Osmanlı özellikle, hani hep diyoruz ya, Osmanlı işte böyle nasıl diyelim, gücünü kaybetti, geriledi, yıkıldı, işte bozuldu, bir sürü isimlendirme yapıyoruz. Fakat ilginç bir düzene sahiptir. Bu yüksek rütbeli bey ve paşaların evleri aynı zamanda edebiyatçıların toplandıkları yerlerdir. Bakın bu çok ilginç. Mesela günümüzde devlet kademesindeki böyle üst düzey devlet kademesinde, mesela bakanlık görevini yapan kaç tane bakanımızın evinde bir edebiyat mahfili devam ediyor?
toplantı geleneğimiz var. Çok az sayız. Ama Osmanlı çok ilginç bir devlet. O kadar önem veriyor ki bunlara. Bu türden toplantı yerlerine insanlar, edebiyatçıları, sanatkarları, hattatları çağırıyor. Orada bir iletişim sağlamaya çalışıyor. Peki diyeceksiniz ki yani burada nasıl bir iletişim sağlanabilir? Çünkü edebiyat aslında bu insana değer verdiğimiz, insanı var eden ve var kalmasına ve var kılmasına imkan tanıyan en önemli güç alanıdır. Bu sayede bir medeniyet ayakta durabilir. Dikkat edin, büyük medeniyetlere bakın. O büyük medeniyetlerin mutlaka ve mutlaka övünç duyabilecekleri edebiyatları vardır. Mesela biz çok çekingen davranıyoruz bu konuyla ilgili de. Dikkat edin, bir Türk edebiyatından tarihimizde övünüyoruz. O başka bir şey. Tabii ki övünelim. Ama herhalde bir medeniyeti ayakta tutan en temel unsur edebiyattır. Çünkü edebiyat bize geçmişi benimsetir, geleceğe dair rüya kurmamıza imkan tanır. Dikkat edin, biz aslında bizden önce bizim için kurulmuş rüyaların çocuklarıyız. O rüyayı bir araya tutan, o rüyayı kuran güç aslında edebiyat. Edebiyat olmasa dağılır gideriz, dikkat edin. O kadar önemli bir güçtür ki bizi biz yapan hikayeler edebiyat sayesinde bize benimsetilir. Bu yüzden dikkat edin, ilkokul, ortaokul ve lisede temel düzeyde edebiyat eserleriyle muhatap olmanızı isteriz. Siz zannedersiniz ki orada Ahmet Mithat Efendi'yi okuyorsunuz. Ama orada aslında bizi biz yapan hikayeleri anlatırız biz size. Bu yüzden edebiyatçı mekanlarında da böyle bir bağ mutlaka vardır. O aktüel zamandaki toplaşmalar aslında bizi biz yapar. Örnek verelim. İşte bu bey ve paşaların evlerini diyoruz, değil mi? İşte Suriçi'nde mesela günümüzde Horhor'un hemen Horhor caddesi vardır biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hemen sol tarafı diyelim. Yüzümüz su kemerine doğru dönsün. Hemen aşağısında Horhor'un bitişinde Abdülatif Süpü Paşa'nın konağı vardır. Mesela bir edebiyatçı mekanıdır. Devrin önemli, bütün edebiyatçıları buraya gitmiştir. Gitsin ne olur ki? Dikkat edin, Maarif Nazırı'dır gittikleri konak. Yani Milli Eğitim Bakanı'nın evine gidiyorsunuz. Ve bu evde insanlar birbirlerine edebiyatla ilgili sorular soruyorlar, iletişim kuruyorlar. Okudukları şiirle, edebi eserlerle, kültürle, sanatla ilgili konuşma yapıyorlar. Bu aslında ne kadar güzel bir şey olsa gerek. Çünkü düşünsenize, eğer bunlar da bilgi sahibi değilseniz mutlak anlamda bunlara bitişirsiniz. Bunlardan acayip şeyler öğrenirsiniz. Hatırlayın, Osmanlı İmparatorluğu'nda şehzadelerin yanlarında mutlaka bir sohbet yaranı bulunurmuş. Yani sohbet edebilecekleri kaliteli insanlar o şehzadenin başında hocalık yaparlarmış. Ve bunların büyük oranda ki kişileri de şairler ve edebiyatçılar ve tarihçilerdir. Niye peki şair var? Yani bir şaklabanlık yapsın, ona övgü düşsün diye mi şairler onların yanında duruyorlar? Hayır, aslında o rüyaya doğru o şehzadeyi çekebilmek için. Dikkat edin, bu yüzden bir edebiyat metni aslında bir insanın yeniden anlam kazandırılmasına imkan tanıyacak kadar anahtar role sahiptir. Bu edebiyat da ne kadar önemli bir şeymiş ya. Hoca da edebiyatçı olunca hep edebiyata çekiyor diyeceksiniz. Ama gerçekten önemlidir. Bu yüzden bakın, bir semti var eden, semti anlam kazandıran, onu değerli yapan o yoğrulma biçimi o edebiyata akseder. Bu yüzden Suriçi edebiyatı dediğimiz zaman işte Abdülatif Süpü Paşa'nın konağından tutun da kamusal alandaki insanların toplanma yerleri bu yüzden çok değerlidir. İnsanlar bu yüzden kıraathanelerde, işte ne bileyim kütüphanelerde, işte ne bileyim Babali dediğimiz Cağaloğlu Caddesi'nin sağında solundaki kıraathanelerde, işte ne bileyim kitap evlerinde, kağıtçılarda, işte matbaalarda bir araya gelip
aktüel zamandaki edebiyatı konuşuyorlar. Bunları bilmek bize ne kazandıracak peki? Yani bu kitabı okuduğunuz zaman ne kazanacaksınız? Aslında şunu öğretecek bu. Ya ben mevzuya hep aynı noktadan bakmamam gerekirmiş. Çünkü neden? Çünkü hep aynı noktadan bir şeye baktığımız zaman göreceğimiz şey hep aynı oluyor. Bu yüzden bir edebi topografik bakış işte Fatih Edebiyat Durakları'nda karşımıza çıkıyor. O yüzden mesela bir Beyazıt Meydanı'nda insanların nerede toplandığını bilmek oranın geçmişinin var olduğunu gösterir bize. Oranın geçmişinin var olması orada bir hafıza mekanının çiçeklendiğini gösterir. Oranın hala ölümsüz olduğunu gösterir. Neden? Ben konuşuyorum, dikkat edin. Siz okuyorsunuz bunu. Orası ortadan gitse bile, mesela Beyazıt Meydanı'nın, günümüzdeki Beyazıt Meydanı'nı düşünün, herkes bilir diye özellikle bu örneği veriyorum. Mesela 1930'larda orada Haydar Bey'in havuzu vardır. Bir havuz varmış orada. Diyeceksiniz ki, yani nereden bilecek? Havuz vardır, onun etrafından, çevresinden Fatih Harbiye tramvayı dolaşırdı. Peyami Safa'nın Fatih Harbiye romanı bununla doğrudan alakalıdır. Diyeceksiniz ki yani bundan bize ne? Dikkat edin, Fatih Harbiye romanını okuduğunuz zaman orada aslında bir hafıza mekanının var olduğunu görüyorum. Sait Faik'in Havuzbaşı isimli bir öyküsü vardır. Ya okuyorsunuz, öyle bir şey yok, yer yok. Ama dikkat edin, o belki de bütün anlamları emanet ettiğimiz bir kitaba dahil olduğu zaman, bir edebiyat eserinin içine dahil edildiği zaman bir anda ölümsüzlüğe ulaşıyor. Orası günümüzde yok ama ben oraya gezi yaptığım zaman o gezen insanları tam o havuzun üzerinde durduruyorum, bunları anlatıyorum. Soruyorlar, bu havuz nerede? İşte diyorum, havuzun içindeyiz şu anda. Yani dikkat edin arkadaşlar, biz orayla birlikte aktüel zamanımızı bir nevi mayalıyoruz. Orası bizim için anlamlı hale geliyor. Çünkü orası bizim hafızamızdan bir parça haline geliyor. Hafızamızdan bu parça aslında bu yüzden bizi biz kılıyor. Bu yüzden biz bu toprakların ne demek olduğunu anlıyoruz. Bu toprakların anlamını hepimiz bu yüzden farklı şekillerde yoğuruyoruz. Edebiyat işte aslında bize bunu gösteriyor. Bize bunu benimsetiyor. Ama biz hissetmiyoruz bunu. Dikkat edin. Şu zamana kadar belki bununla ilgili böyle bir fikriniz yoktu ben konuşana kadar. Bundan sonra fark etmenizi sağlamak amacıyla konuşuyorum. Bu yüzden bir edebiyat mekanı dediğimiz bir yer bizim de içine dahil olduğumuz o anlamı farklı boyutlarda ilerletebileceğimiz bir yer. Bu yüzden dikkat edin arkadaşlar, kitabın adının üst başlığı var. Hafıza ve miras. Neden hafıza? İşte bu yüzden orası capcanlı. Ama neden miras? Çünkü orayı bilmek zorundayım. Yani bir müsrif miras yedi gibi beni anlamlı kılan şeyleri görmüyorsam kusur orada değil. Ona bakmayan da asla. Aslında. Yani bir mirasın fark edilmesi için biraz altını çizmek lazım. Biraz o kelimelerin üzerindeki tozu böyle üfleyip ortaya onun neden anlamlı bir mücevher olduğunu göstermek gerekir. Bu yüzden bakın arkadaşlar, kelime dedik ya, içine baktığımız bir ayna gibidir. Biz ona doğru bakarsak o da dönüp bize doğru bir şekilde bakacak. Arkasında bir sürü imge barındırıyor işte. Bunu işte Narkissos'tan tutun da işte ne bileyim ayna metaforuna kadar indirebiliriz. Ama önemli olan şey, bizim için önemli olan şey, buna bakabilecek bir omuzlarımızın üzerindeki nesnenin farkına varabilmektir. Çünkü eğer bu yoksa, siz ne kadar gösterseniz, ne kadar çırpınsanız da orası olmadan, orasına anlam yüklemeden oradan bir şeyleri bulup çıkarmamız, altını çizmemiz mümkün değil. Bu yüzden bakın, normalde bir perspektif, bir dünya görüşü anlamına gelir.
resim sanatı ile ilgilenen insanlar varsa, ki burada var, ben ressam olmak istiyordum fakat beceremedim, olamadım, edebiyatçı oldum diyeyim. Perspektif bir dünya görüşünü verir. Mesela dikkat edin, tek bir perspektifin olmadığı büyük bir evrenin çocuğuyuz biz. Minyatürlerimize bakın. Bu yüzden tek boyutlu değildir minyatürler. Bu yüzden perspektife karşı tersten bir perspektif vardır orada. Yani şekiller küçüktür, büyüktür. Aslında bir bozma faaliyetinin icra edildiğini görürüz. Bu yüzden bakın, tek düze olmak sıkıcı bir eylemdir. Tek düze olan insanlar, yani tek düze olduğunuz zaman, bir yerden sürekli bir şeye baktığınız zaman hep aynı şeyi görüyorsunuz. Bu yüzden biraz o topografik duruşumuzu değiştirebilmek amacıyla edebiyat ve hafızanın bu türden anlamlarını da bilmek gerekir. Bunu fark etmek gerekir. Benim temel amacım bunu yazarken, amacımı hala anlattım. Temel amacım bunu sağlayabilmekti. Bunu yaparken de yüzün üzerinde mekanı anlatmaya çalıştım. Ve bunu yaparken de hiç akademik bir üslup kullanmamaya özen gösterdim. Çünkü insanlar korkuyorlar. Bir sayfa bir şey var, altında bir sürü dipnot mipnot var. Kitabın içinde hiçbir dipnot yok. O yüzden çok rahatlıkla okuyabilirsiniz. Mekta maktalar yok. Yani ben buna keçi boynuzu üslubu diyorum. Keçi boynuzunu nasıl böyle yiyorsunuz, sert değil mi? Yani böyle çok da lezzetli değildir keçi boynuzu. Akademik üslup biraz da böyle keçi boynuzu üslubu gibidir. Ben bundan kurtarmak amacıyla da böyle özellikle nasıl söyleyelim, yolların tek düze gitmemesi için de yolları çatallaştırmaya çalıştım. Yani tek bir yerden gitmeyelim. O yüzden 7 farklı güzergahta anlatmaya çalıştım edebiyat duraklarını. Ve bunu yaparken de hep şunu düşündüm. Ya burada Turgay Hoca olmadan ben bu kitabı elime alsam, oraya gitsem bu bana anlamlı gelir mi? Evet, bu amaçla yazdım. Ve bu amaçla yazarken de sizin gibi bu türden dikkatleri olabilecek insanlara sunmak hedefti. Sağ olsun Başkan Bey, bu hedefin tam 12'den vurulduğunu çok güzel gösterdi bana. En azından bu bağlamda sunumumu isterseniz biraz ara vereyim, soru cevap yapalım. Aslında önemli olan tarafı biraz da bu olsa gerek. Çünkü ben saatlerce konuşurum. Yani günde zaman oluyor, 10 saat, 12 saat bile konuştuğum oluyor yani. Ama burada önemli olan şey buraya anlam katabileceğimiz o karşılıklı soru ve cevap olsun. Ben burada sunumumu bitireyim isterseniz. Evet, sorusu olan, merak ettiği şeyler olan arkadaşlarım varsa, kitabı incelemediniz ama genel anlamda söylediklerim üzerinden de ilerleyebiliriz. Buyurunuz. Evet, buyurun. Öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Benim ismim Ömer Faruk Doğan, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Şimdi orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüz diyor ya. Evet. O köyün ismi değiştiği zaman aslında oradaki sizin bahsettiğiniz mekanın bizde çağrıştırdığı anlam da kayboluyor bir noktada. Ki doğudaki yerleşim yerlerinin isimlerinin değiştirilmesi de siyasi sebeplerden ötürü bununla alakalı. Ve batıda da şu oldu, İstanbul'da mesela örneğin bir yerlere AVM'ler yapılıyor, ticari oluşumlar, ticari binalar yapılıyor ve o binalar o 150-200 senelik, 300 senelik, 500 senelik semt isimleriyle özdeşleştiriliyor ve bir nevi orada olan şey şu, oradaki mana kirleniyor. Hani sekteye uğruyor veya hani bir anda ticari bir kaygı güdüldüğü için o aidiyet ismimiz kaybolmaya başlıyor o semtin asıl ismine dair. Bu anlam kirliliğinden nasıl kurtulacağız, kurtulabileceğiz mi? Sorun bu, teşekkürler. Şimdi tabii şunu söyleyelim, bakın bir ideal var. O ideal hep bir düşünceye ihtiyaç duyar. Ama gündelik hayatta biz modern insanlar diyelim, çıkarlarımızla dünyayı anlamlandırırız. Bakın, çıkar aslında günümüzde hep olumsuz anlamlarla karşımıza gelir ama bir mutlaka ve mutlaka gündelik insan çıkarlarıyla dünyayı anlamaya çalışır. Bu yüzden bir ideali bir çerçeveyi sunarken, ortaya koyarken mutlaka ve mutlaka bu türden
anlamlandırılabilecek faaliyetler üzerinde de düşünmek gerekir. Bu yüzden eskiden 1950'lere kadar, dikkat edin arkadaşlar, İstanbul'da yeni açılacak sokakların isimlerinin tayin edilmesi için bir komisyon vardı. Ve o komisyonlarda edebiyatçılar görev alırlardı. Dikkat edin. Orayı değerli hale getirecek bir kişi varsa o sokağa onun adı verilirdi. Veya o orada yaşayan insanlar için anlamlı hale getirilebilecek bir isimle anılırdı. Şimdi bu önemli bir problem. Günümüzde işte bir sürü bu türden isimlendirmeler var. Arkadaşımızın sorusunu aslında biraz bunun üzerinden ilerlemek gerekir. Biz aslında kamusal alanda hep birlikte yaşadığımız için bu türden faaliyetler konusunda özellikle karar alıcı insanlarla daha sıkı iletişimde olmamız gerekir. Bakın en temel problemlerimizden bir tanesi budur. Yani bir belediye başkanı seçildikten sonra o belediye başkanına kendi çıkarımızın haricinde de bir şeyleri talepkar olacak şekilde doğru bir üslupla söyleyebilme gücümüzün olduğunun farkında olmamız gerekir. Yani eğer böyle bir durum varsa yöneticilere karşı bununla ilgili bir farkındalığımızın olduğunu belirtmemiz gerekir. Biz söylemeden onlar bunu belki fark etmeyecekler. Beşer şaşar demişler. Gerçekten doğrudur. İnsan unutkan bir varlıktır. Fakat insanın unutmasını engelleyecek işte bu türden mekanizmayı biz iyi kurgulamamız gerekir. Yani bundan çekinmememiz gerekir. Bu yüzden biz bir yere isim vermenin ne kadar önemli olduğunun farkına varmamız gerekir. Çünkü dikkat edin, bir şeyi isimlendirmek onu var kılmak demektir. Yani yokluktan bir anda var ediyoruz onu. İsimsiz bir şeyleri düşünemeyiz bile. Dikkat edin, felsefecisin o yüzden söylüyorum. Yani isim olmadan onun varlığına çıkartabileceğimiz tutamak noktaları kaybolur gider. O yüzden o isimlendirmeyi yapmak için talep etmemiz gerekir. Bunu yapabilmek için de bunun farkında olmamız gerekir. Farkında olmak yetmiyor. Aynı zamanda organize olmamız gerekir. Bu organizasyon aslında bizi biz yapıyor işte. Bu sayede biz bir güç olarak yapılmaması gereken şeylere çok rahatlıkla doğru, düzgün, demokratik bir hak olarak bile bir tepkiyi verebiliriz. Bunun haricinde de işte bilincimiz, o farkındalığımızın yüksek olması gerekir. Bu da farkındalığımızın yüksek olduğunu gösteriyor. Bir arkadaşımız daha söz istemişti. Merhabalar hocam. Merhaba. Ben Nur Sena Çam, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimar 4. sınıf öğrencisiyim. Harika. Aslında biraz böyle mimari alandan bakmaya çalıştım. Konuşmanız için de evet, çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ya günümüzde bu yani yeni tasarlanan mekanlar daha çok bireyselliği ön planda tutan mekanlar. Neden sence? İşte ben de bununla alakalı size bir şey soracağım. Evet. Yani bu bireysellik sizce de anlamı kaybetmemize yol açmıyor mu? Eskiden hani giderdik burada sohbet ederdik veya işte geçmişteki yapılara baktığımızda hep böyle herkesin kaynaştığı, işte geniş sofalar görüyoruz mesela. Herkesin bir arada olduğu, düşüncelerin paylaşıldığı evet, ortamlar görüyoruz. Şu anda bu bireysellik sizce nereye gidiyor ve yani bunun hakkında düşüncelerinizi? Bundan kaçışımız için yok. Bunu bilelim. Yani bundan ben çok, ya bilmiyorum, çok böyle gerçekçi davranıyorum. Sonra eşim bile bana kızıyor ya. Ya sen aşırı gerçekçisin diyor. Yani bundan kaçamayacağız, bu bir. Sebebi şu aslında. Sebebi 19. yüzyıla doğrudan doğruya alakalı. Yani neden? Çünkü 19. yüzyılda birey dediğimiz şey çiçeklenmeye başladı. Yani artık insan dediğimiz şey hayata tek bir pencereden bakmak istemiyordu. Bakın dikkat edin. Bu yüzden bakın burjuvalar, mimarsın o yüzden anlatayım biraz da, bu mimarlık üzerinden anlatayım. Ev dizaynlarımızla bile burjuvalar artık aristokrasinin o büyülü alanlarını kullanabilmek amacıyla ev içlerinde yalnızlaşabileceğimiz evlerin inşa edilmesini istediler. Bakın dikkat edin. Çoğunuzun belki böyledir.
evinize giriyorsunuz, kapıyı kilitliyorsunuz. Evin içinde birlikte aile olduğunuz insanları o evin içine girmesine dahi tahammül göstermiyorsunuz. Neden? Burası benim özel alanım diyorsunuz. Benim de öyle kızım var. Baba bura benim özel alanım diyor. Ya hep birlikte yaşıyoruz, özür dilerim. Hep birlikte yaşıyoruz değil mi burada? Dikkat edin. O bireyselliğin çiçeklenmesinin temel sebeplerinden bir tanesi aslında bizim varoluşumuzla, dünyayla kurduğumuz anlamlarda gizli. Bu yüzden modern ve postmodern olan insanların hem Tanrı'yla kurdukları ilişki parçalanmış hem de büyük anlamla kurduğu ilişki parçalanmış halde. Bu yüzden o parçalanan şey, postmodern diyoruz, postmodernizm buradan çıkıyor zaten. O parçalanan şey bize hep o bireyselliği dayatıyor. O bireyselliği dayattığı için, bakın nasıl söyleyelim, mesela sülaleye sahip olan büyük böyle geniş halk kesimleri veya akrabalık ilişkilerinden çoğu insanlar artık utanıyorlar, muzdarip oluyorlar, söylemekten çekiniyorlar. Neden? Ben özelim diyor. Çünkü diyor, modern hayat bana bu özel olmam sebebiyle verilmiş bir mücevher gibidir diyor. Ben o mücevheri alacağım, kendi boynuma takacağım, kendi bileziğime takacağım. Ben özel olduğum için bu dünya bana, benim emrime verilmiş. Ben bu dünyada özel olduğum için hep bu özelliğimle anılmak istiyorum. Bu özelliğimle var kılınmak istiyorum. Bu özelliğimle, bu imajımla sosyal medyada arzendam etmek istiyorum. Bu yüzden ben çağımızı biraz da cilalı imaj devrine benzetiyorum. Hepimizin cilalanmış imajları var ama hep bireysellik üzerinden cilalamışız onları. Hiçbir şekilde bizi var kılan diğer şeyleri bu cilalanmış imaja dahil etmek istemiyoruz. Çünkü diyoruz ki ben bunu yapmalıyım, bu modern dünyada ben kendim tüketmeliyim. Ben bunu hak ediyorum çünkü. Hak ettiğim şeye de sahip olmalıyım. O sahip olduğum şey beni anlamlı kılacak diyoruz. Ama bunun üzerinde herhalde düşünmek gerekir. Çünkü bir efsaneden bahsedeyim. Maya efsanesidir bu. Maya efsanesi çok güzel bir şey anlatıyor. Günümüzde yaşadığımız modern dünyadaki bunalımı anlatıyor aslında. Efsane şöyle. Kıyametin nasıl kopacağını Maya efsanesi bize şu şekilde anlatıyor. Sahip olduğunuz aletler sizin cehenneminiz olacak. Sizi onlar öldürecek. Düşünsenize, cep telefonunuz veya sosyal medyanız veya sahip olduğunuz o lüks rezidanslar veya sahip olduğunuz arabalar veya makamınız, bakın, sizin ölümünüzü getirecek. Bir anda modern ve postmodern hayat bize böyle kırık imajlar veriyor. Bundan kurtulabilmenin yolu aslında bu türden birincil ilişkilerde geçiyor sosyolojik anlamda. Yani muhatabın gözüne bakarak konuşmak, ben bunu çok severim. Pandemi salgın döneminde en zorlandığım şey Zoom üzerinden ders anlatmaktı. Arkadaşlar zorlanıyorlardı. Dersi veren inanılmaz zorlanıyordu. Çünkü bu türden bir iletişim burayı benim anlamlı kıldığım iletişim anlamına gelir. Buradan bir anlam çiçeklendiği zaman ben işte asıl yapmam gereken şeyi layıkıyla yapıp yapmadığımı anlarım. Bu konuşma sizin üzerinizde tesirsizse hemen zaten kendini imha edecektir saniyeler içinde. Başka sorusu olan? Evet, buyurun. Merhaba, ben Betül. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 2. sınıf öğrencisiyim. Okulum da bu bölgede tam olarak, Fatih Semtine ve Beyazıt Meydanı'nda. Her geçen dönem bana sanki oradaki yabancı uyruklu insanların sayısı artıyormuş gibi geliyor. Bazen tramvaya bindiğimde kendimi azınlıkta hissediyorum. Bu o semtin ruhunu birazcık olumsuza sürüklemiyor mu sizce? Zaman içerisinde bunu bir tehdit olarak görmeli miyiz? Şimdi, merak ediyorum. Tabii ben bir siyasetçi değilim. Yani yaklaşık 130 tane durak var. Yaklaşık 80-90 tanesi aktif olarak görülebilir. Var. Şimdi ismin neydi? Özür dilerim. Betül. Şimdi ben siyasetçi değilim. O yüzden bir siyasetçi olarak konuşmayacağım. Ben Fatih'te de uzun zaman yaşamış bir insan olarak
ve yurt dışında da yaşamış bir insan olarak konuşacağım. İlk söyleyeceğim şey, bir tehdit olarak algılamamalıyız. Neden? Yani yurt dışında yaşayınca bunu fark ediyorsunuz gerçekten. Aslında bu insanlar, yani işte tırnak içinde komşumuzdan gelen varlıkları, değerli insanları, insan oldukları için değerli olan varlıkları söylüyoruz burada. Bakın, bunlar bir zorunluluktan geldiler buraya. Bu başka türde de olabilirdi. Mesela başka bir dizayn yapılabilirdi, sistem farklı olabilirdi. Ama şunu unutmayın, güvenlik insanın en önemli ve özel alanıdır. Siz kaç kere öldünüz bilmiyorum. Ama o insanlar ölümden kaçarak geldiler buraya. Korktukları için geldiler. Bu ayrı bir şey. Bunun bir boyutu yok. Bunun sosyolojisi var, psikolojisi var. Daha bir sürü unsurdan bakabiliriz. Ama değerli olan şey bana kalırsa şu. Onlar da buraya bir anlam katıyorlar. Böyle tedirgin olmak zorunda değiliz. Yani biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Bakın bunu çok rahatlıkla söyleyeyim. Biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız ve bu neredeyse her 100 yılda bir başımıza gelmiş. 1910'lu yıllardaki Balkan Savaşları'nı hatırlayalım. Çok yakın bir tarih. 110 yıl olmuş. Bütün Balkanlar İstanbul'a akmıştı. Bakın orada da muhacir diyoruz biz bu insanlara. Orada da aylarca İstanbul'un büyük meydanlarında bu insanlar kalacak yer aramışlardı. Ölümden kaçıyorlardı. Ha, aynı devlet içindeydik. Bazıları aynı devlet içinde bile değildi. Yani devlet ortadan savaş esnasında çıkmış gitmiş. O insanlar buraya geldiler. Veya işte mübadele oldu, bir şeyler oldu. Bence korkmamak lazım. Bu aslında bizim bir fırsatımız. Nasıl bir fırsatımız? Ya hocam siz de çok fırsatçısınız diyorsunuz. Doğru, biz yani bunu bir fırsat olarak görmemiz gerekir. Bu insanlar buradan bazıları gitmeyecekler belki. Ama gidecek olanların üzerinde bir sistemli halde durduğumuz zaman düşünsenize. Biz kendimizi onlara anlatabileceğiz. Bizim ne kadar önemli bir medeniyetin çocukları olduğumuzu onlara göstereceğiz. Bu bile büyük bir özellik. Ha, bir Avrupalı gibi davranmamalıyız. Görüyorsunuz Avrupalıların ne yaptığını. Ben de bunu çok dövdüm böyle bu arada. Avrupalıların ne yaptıklarını görüyorsunuz. Dikkat edin. Yani hep tırnak içinde çok hümanist olduklarını söyleyen bu insanlar sadece ve sadece o kendilerine hümanist olduklarını ispat ettiler. Bu yüzden belki yakın bir zaman sonra buradan bir şair, bir yazar çıkacak. İşte Suriyeli diyelim ve bize anlatacak. Olmadığını düşünmeyin. Bu insanlar İstanbul'a gelen, entelektüel anlamda da gelen bir sürü insan var. Ve bunlar bizim kazancımız. Ha, halk belki böyle düşünmeyebilir, başka şeyler söyleyebilir. Olumsuz özelliklerin altını tabii ki çizebiliriz. Ama hep şunu söylüyorum. Bir kanun nizam çerçevesinde bu türden bir misafirperverlik, bu türden insanlarla bir arada olmak aslında, ya insan olmak dediğimiz şey de aslında bu. Hiçbirimizin, kusura bakmayın, Tanrı'yla bir mukavelesi yok. Ne olacağımız belli değil. O yüzden sert olmamak lazım. İnsanlar zor durumdalar, zor durumdaydılar. Ha, bunun başka bir sürü tedbiriyle alınabilir tabii ki. Ama ben bir siyasetçi değilim tabii ki. Ben çok edebiyat hocası olduğum için en azından kendi duygularımı anlatmak istedim. Korkmamak lazım. Çünkü bir istila amacıyla gelmedi bu insanlar. Ne demek istediğimi anlatıyorum, anlıyorsunuzdur. Yani biz, dikkat edin, Avrupa'ya gitmek konusunda bir istilacı kabul edildiğimiz için insanlar vize bile vermiyorlar. Amerika çok ayrı ama o farklı bir parantez. Oraya farklı şeyler söyleyebilirim. Başka sorusu söylemek isteyen arkadaşım var mı? Elif Akçıl, Bilgi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri. Daha öncesinde şundan bahsettik. Bulunduğumuz mekanlarla bağ kuruyoruz. Ama bir de bulunmadığımız mekanlarla bağ kurabilir miyiz? Ben bunu düşünüyorum. Mesela büyüklerimizin bize anlattığı anılar olur. Ve biz sanki o mekanda bulunmuşuz gibi kendimizi, evet, hissederiz. Yani bu anılar nesilden nesile aktarılır mı?
aktarılır. Şöyle anlatalım. Bunun Jack London'ın bir romanı vardır. Betül müydü? Elif, özür dilerim. Ateş Yakmak isimli bir romanı vardır. Okuyan var mı bilmiyorum aramızda. O çok ilginç bir romandır. Biraz böyle evrimci bir anlayışı vardır ama oradan yola çıkarak anlatayım bunu. Aslında biz bir şeyleri kuşaktan kuşağa taşıyoruz değil mi? İşte genle taşıyoruz değil mi? Genlerimiz aslında bizim nereden geldiğimize dair böyle bir haritamız değil mi? Aslında bizden önce yaşayan insanların mekanlarla kurduğu bu bağda aslında bizim o varlığımıza dair yeniden kurduğumuz bir gen tasarımı gibi. Biz bu sayede orayı anlamlı kılıyoruz. Ben mesela köyüme hiç gitmedim diyeyim. Dedemin ve babaannemin, işte anneannemin anlattıklarından zihnimde bir köy yaratabilirim. O benim için hafıza mekanıdır işte. Yani illa oraya elimi dokunmam, ayağımı basmam gerekmez. Öyle olsaydı edebiyat eserlerini mutlaka, anlattıkları yerleri mutlaka gidip görmem gerekirdi. Ama Jack London'ın işte ne bileyim, işte fareler ve insanlara bakın. San Francisco, o San Francisco taraflarını anlatıyor. Ki ben gerçi gördüm oraları ama şimdi onu okuduğunuz zaman bilmeniz lazım orayı mutlaka diyebilirsiniz. Ama edebiyat eserleri bizim zihnimizdeki o çekirdek haldeki mekanı zihnimize nakşeder. Bu yüzden bakın, rüyalar, hani dedik ya rüyalar bizi var kılıyor. Atalarımızın rüyası aslında memleket dediğimiz, vatan dediğimiz bu şeyi yaratıyor. Çünkü dikkat edin arkadaşlar, vatanı vatan haline getiren şey atalarımın vatan üzerine kurduğu rüyalar ve bunları bize anlatma biçimidir. Bu yüzden kimse dikkate almaz ama ilkokul sıraları, ortaokul sıralarında öğretiyorlar. İşte Türklerin ilk taşları maçları, işte Tonyukuk, Monyukuk falan filan diyorlar ya, böyle çok önem vermiyoruz. Ama o kadar önemli bir şey ki bu, düşünsenize. Bakın ne yapıyorsunuz? Tarihinizi getiriyorsunuz bir noktaya, dayıyorsunuz. Oradan itibaren bir kainat yaratıyorsunuz, bir evren yaratıyorsunuz. Yani ne? Düşünce mutlaka ve mutlaka bir mekana ihtiyaç duyuyor. Ya diyeceksiniz ki düşünce nasıl soyut bir şey? Nasıl buna ihtiyaç duyar? Bu sayede. O yüzden benim atalarımın bana anlattığı o mekansal rüyalar beni var kılıyor. En azından bana anlam katıyor. Bu yüzden de önemlidir. Bu yüzden de dediğin doğrudur. Evet, başka sorusu olan varsa buyursun. Mahmutar, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Küçük bir ekleme yapmak istiyorum hocam müsaadenizle. Bir de buyurun, bir soru soracağım. Fatih Belediyesi'nin kaynaklarını takip ediyorum ben de. Kitabelerin kitabı Fatih diye bir kitap var. Evet. PDF'i de mevcut. Tüm Fatih'teki tüm kitabelerin çevrilmiş hali. Çok güzel bir hani kaynak. Evet. Onu kullanabiliriz arkadaşlarıma önereyim. İkinci olarak da Fatih'in kültürel mirası var. O da yine sokak sokak anlatılmış. Hani nerelerden geldiği. Keza benim okulumun dibinde de mesela bir tekke varmış ve onunla ilgili, evet, bilgiler edinmiştim oradan. Onun dışında sorum, bu kaynakları dijitalleştirmeyi düşünüyor musunuz? Yani giderken de, görürken de en azından bir QR kodun veya farklı bir, evet, şeyin olduğu, bizim oradan direkt bilgi edinebileceğimiz bir sistem haline getirmeyi düşünüyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum. Dediğiniz doğru. Yani artık bir sanal evrende yaşıyoruz ve buna uygun davranmamız gerekir. Yani pek böyle yaşamıyormuş gibi davransam da ben mesela sosyal medyayı böyle çok aktif kullandığımı söyleyemem. Kullanmak da biraz istemiyor muyum neyim bilmiyorum ama. Dediğin doğru, bu kitaplar ve diğer kitapları kitaplara ulaşma konusunda daha da böyle kolaylaştırıcı şeyler yapılması gerekir. Belediye olarak da bunu yapacaklar. Tabii bu önce bir kağıt olarak, yani bir kitap olarak yayınlanması planlandı. Daha sonra belki bununla ilgili bir farklı bir şey yapılıp QR kodla belki bir şeyler yapılabilir. Bununla ilgili bir proje yapmıştık ama, yani tasarlamıştık daha doğrusu. Bunun imkanını bulabilmek kolay bir şey değil. Çünkü ben işte mesela sadece bunun üzerinden anlatıyorum. Ben yani sadece burayı anlatmıyorum. Şimdi yakın bir zamanda
Hem direkler arasını çalışıyorum. Direkler arası önemli bir yer aslında. Adı var. Herkes bilir ki işte Ramazanlarda orada çalgı çengi falan olmuş. Sadece onlar mı? Öyle olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yakın bir zamanda onu yayınlamayı planlıyorum. İşte Beyoğlu tarafları ile ilgili özellikle çalışıyorum. Onunla ilgili de böyle bir çalışma yapacağım. Şimdi bir proje yapıyorsunuz. Bu projenin bir maliyeti oluyor. Bu maliyetler yükselebiliyor özellikle dijital anlamda. Bir yere QR kodu koyabilmek için İstanbul gibi bir yerde 50 bin yerden neredeyse izin almak zorundasınız. Gidip böyle ben buraya bir QR kodu koyacağım, bir plaket çakacağım diyemezsiniz. Bu suç. Anlatabiliyor muyum? Hemen o resmi işlemlerin hızlanması lazım ki o çok zor bir şey. Ama aynı zamanda bunu anlamlı hale getirmek gerekir değil mi? Yani cep telefonlarımızda bunu işte QR'ını göreceksin veya başka bir şey. Benim çok daha farklı düşüncelerim vardı tabii ki. Mesela sadece İstanbul'un sur içini, hani bu Elon Musk'ın yaptığı Starlink gibi bir şey var. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Yani, takip ediyormuşum herhalde ben de biraz bunları. Starlink gibi böyle bir wireless sistemiyle İstanbul'a gelen turistlere İstanbul'un sadece şiş kebabının olmadığını göstermek. İstanbul'un sadece işte Kapalı Çarşısı'nın olmadığını vurgulamak. Orayı anlamlı kılan, orayı değerli hale getiren, medeniyeti inşa eden şairlerin, yazarların, kültür insanlarının orada yaşadığını gösterebilecek bir ufuk sağlayabilmek. Ama bu biraz pahalı. Var ama işte hep her şey imkanlı. Başka sorusu olan arkadaşım varsa buyursun. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Ben de Marmara Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim, adım Buse. Bir ufak noktayı sormak istiyorum size. Her bir edebi metni okuduğumuzda her birimizin tahayyül ettiği mekan farklı olabilir diye konuştuk. Evet. O zaman her birimizin farklı hayallerde anlamlandırması bir ideayı çeşitlilik mi kazandırır, yoksa almamız gereken bilgiyi alamamamıza mı sebep olur? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi nasıl anlatayım? Sen bilgi dedin ama ben ona biraz estetik zevk diyeyim. Şimdi edebiyat metinlerinin farklı bir doğası vardır. Onu anlatayım öncelikle. Edebiyat metinlerinde doğrudan doğruya bilgi vermek tercih edilmez. Çünkü ben bilgi versem kimse okumaz onu. Ama edebiyat bize farklı türden şeyleri nasıl söyleyelim, böyle çayın içindeki şeker gibi benimsetir. Yani ben orada suyun olduğunu, çayın olduğunu ve şekerin olduğunu bilirim. Fakat ben bir çayı içerken orada karıştırdığım şekerin var olup olmadığını böyle mutlak anlamda görmek istemem. Vardır orada veya yoktur. Ben bu arada çayı şekersiz içiyorum. Şimdi önemli olan taraf öncelikle estetik bir zevk verebilmesidir bu türden edebiyat metinlerinin. Çünkü bu türden edebiyat metinleri aslında başlatıcı bir özelliğe sahiptir. Tekniğe girmeyeceğim ama şunu söyleyeyim. Şimdi siz bir kurmaca metni, yani kelimelerden inşa edilmiş bir kainata adım atıyorsunuz. Kelimelerden inşa edilmiş. Zaman zaman bana soruyorlar, hocam sen ne iş yapıyorsun? Vallahi diyorum, ben hayallerle meşgulüm. Nasıl diyorlar, ne hayalleri yani? Ben gerçek olmayan şeylerden bahsediyorum. Ne mesela? Ben mesela diyorum roman kahramanlarından bahsediyorum. Şiirlerden bahsediyorum. Ya onların bir gerçekliği yok diyorum. Somut bir gerçeklik değil. Ama gerçeğin bile gerçeğidir diyorum onlar. Öyle mi? Sanat öyle işte. Sanat aslında teknik anlamda söyleyelim, yalandır değil mi? Olmayan bir şeyden bahsediyorsunuz. Ama o olmayan şey gerçekliğin bile gerçekliği olarak bana anlam veriyor. Bana anlam katıyor. Senin söylemek istediğin şeyi böyle anlıyorum ben. Bu yüzden de edebiyat eserlerinde, edebiyat metinlerindeki anlam açıkta karşımıza çıkmayan türden anlamdır. Biz ona ulaşabilmek için, bakın ona ulaşabilmek için bir yerlerden yola çıkıp belli güzergahları geçmek zorundayızdır.
Bu yüzden edebiyat metinlerini anlayabilmek, yorumlayabilmek, onlardan zevk alabilmek için background'umuz, yani arka planındaki o biriktirdiğimiz şeylerin kaliteli olması gerekir. Bu yüzden zanneder ki insanlar şiirler, işte adam oturuyor 10 saniyede bir şeyler yazıyor, oraya anlam katıyor. Hayır. Buna anlam katan şey aslında o biriktirdiklerimizle birlikte anlam verdiğimiz şeylerdir. Ve biz o sayede bir edebiyat metninin anlam değerine ulaşırız. Bu bizi inanılmaz bir şekilde farklı bir evrene ulaştırır. Mesela bu yüzden derslerde hep şöyle anlatırım ben. Kurmaca metinlerle edebiyat bize şöyle etki eder derim. Sakın söylediklerimi uygulamaya kalkmayın. Şiirler derim, iyi şiir bir intihar bombacısına benzer. Bir anda gelir, bizim böyle korktuğumuz şeylerimizle depo ettiğimiz bizim zihnimizde bir şeyi bir anda patlatır. Yani o kadar bizi derinden etkiler ki mahvoluruz, yerlere seriliriz. O şiirle karşılaştığımız zaman deriz ki hayatım bir anda değişti. Şiirler böyledir. Kurmaca eserler ise onları şöyle anlatırım. Sen tıpçısın, bilirsin. Yavaş yavaş arsenik verilen bir insan gibidir kurmaca metinler. Yavaş yavaş okursunuz. Şiir gibi böyle 3 dakikada okuyamazsınız bir kurmaca metni. En az bir hafta 15 gün sürer. Dozunuzu öyle bir almanız gerekir ki o aldığınız doz sizi romanın son sayfasına kadar götürsün. O yüzden romanlar da bizi böyle etkilerler. Yavaş yavaş, aheste, beste. Böyle hafif fıstıki makam derler arkadaşlar buna. O kadar yavaş etkiler ki biz etkilendiğimizin farkına bile varmayız. Ama o kadar etkili olmuştur ki, hep örnek verilir. İşte Goethe'nin ünlü Genç Werther'in acılarını hatırlayın. Onu okuyanlar patır kütür intihar ediyorlarmış. Neden? Anlamsız, boş bir şey olsaydı herhalde, değil mi? Bunlar niye intihar etsinler ki ya? Somutluğu bile yok bunların. Ama edebiyat o kadar etkiliyor ki. Bakın, bizi biz olmaktan çıkarıyor veya bizi biz yapıyor. O yüzden hem göstermenin hem yazmanın insan için büyük bir sorumluluğu vardır. O yüzden işimizi titizlikle yapmamız gerekir. Ders de verdim bu arada. Evet, buyurunuz. Başka sorusu olan varsa lütfen şimdi sorsun. Ya da sonsuza kadar susmasın, dışarıda sorsun. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.